Evet sevgili izleyiciler, 26-28 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Küçükçekmece Bezirgen Bahçe'de düzenlenmekte olan Etnospor Kültür Festivali'nde gerçekleştirmiş olduğumuz canlı yayınlarımız devam ediyor. Dün de açılıştan itibaren sabah 10'dan itibaren akşam saat 20-20.30'a kadar Mehteran takımının gösterisine kadar sizlere Etnospor Kültür Festivali'nden gerçekleştirmekte olan etkinlikleri aktarmaya çalıştık. Bugün de aynı şekilde sabah 10 itibariyle orada organizasyon başladı. Atlı okçuluk, güreş, kuşak güreşi ve yağlı güreşten görüntüler sizlere izlettirebildik. Yaşar Borukuslu da dün kendisi sabahtan akşama kadar yaban adına oradaydı. Çeşitli röportajlar yaptı oradaki. İzlenimlerini de bugün kendisini buraya davet ettik, stüdyoya davet ettik. Neler yaşandı? Sizlerin kamera önünde görmediğiniz kamera arkasında neler yaşandığını kendisiyle sohbetimize devam edelim. Yaşar Bey tekrar hoş geldiniz diyorum sizlere de. Teşekkür ederim. Atlı okçuluk... devam ediyor gördüğümüz kadarıyla. Bir ara gençler kuşak güreşinde hünerlerini çimende sergilemeye çalışıyorlardı. Birbirlerinin sırtlarını yere vermeye çalışıyorlardı. Atlı okçular galiba bayağı bir programda sanki geniş yer mi ayrılmış, yoksa acaba atlı okçuluğa gerçekten ilgi olduğundan dolayı sporcuları mı fazla ilgisi var? Hemen notlarıma bakıyorum çünkü müsaadenizle. Atlı okçulukta kaç kişi vardı biraz önce sizinle beraber bakıyorduk. Atlı okçuluk Erzurum, Kayseri, Sivas, Erzincan o bölgelerden 53 kişi gözüküyor. Şöyle bir şey var. Yokçuluk yarışmasında siz de dikkat ederseniz 175 tane hedef, hedef ve menzil okçusu var. Esasında katılımcı daha fazla. Fakat burada topluca hedeflere atış yapıldığı için tek başına her defasında tek bir atıcının ortaya çıkması değil, hedeflere topluca atış yapılmasından dolayı esasında çok daha fazla 3 misli 4 misli neredeyse sporcu var. Fakat burada her biri tek tek attığı için daha uzun bir süre tutuyor. Bu yüzden de hani birkaç tane meydan olsa, belki birkaç parkurda aynı şey yapılsa belki daha biraz az zaman kaplayabilir. Atlı okçuluk disiplininden bahsedelim arzu ederseniz, yani televizyonun yayını açan izleyicilerimiz için de. Burada benim bildiğim kadarıyla bu 200 metrelik bir parkurda 3 defa her sporcu hedefi vurmaya çalışıyor. Daha burada sonra geliştirilmiş şey bu. Bu parkur o şekilde kurulmuş. Normalde nasıl peki Yaşar Bey? Yani biraz daha detay verme şansınız varsa sizin de. Estağfurullah. Şimdi tabii bu yarışmalar bir defa bütün ne diyelim Türk halklarının severek yaptığı bir savaş talimi gibi düşünün. Hatta avla da alakası var. Yani bunu tabii biz yaban TV izleyicisi gayet iyi tahmin ediyor nereden gelebileceğini. Genç sporcu şeydirimiz evet, gördük gençler. Bu arada. Çok güzel. Evet. Ciddi bir genç şey var. Okullardan bir sürü insanın getirildiğini çok güzel, gördük. Kesinlikle. Bayağı da keyifliydi. Evet. Şimdi atlı okçulukta en fazla bizim, yani tek tek her birinin geçmesi de önemli ama tarihte de yani aynı şekilde devam ediyor. Yani insanlar savaş hazırlığı, tabii o zaman bir şöyle düşünelim. Niye bu kadar yaygınmış? Ulaşım aracı. Doğru. Yani herkes kendi atını kullanıyor. Anadolu'nun her yerinde, bu coğrafyanın her yerinde kullanılıyor. Hem savaşa hazırlanıyor, o hani hem günlük ulaşımda kullandığı o bineği aynı zamanda savaşta da kullanıyor. Sporda da kullanıyor. Kendi işinde de kullanıyor. Evet tabii. Ya bir yere gidip gelmenin hani, bugünkü gibi araçları bulamadığı için. Ya çok uzak zamandan bahsetmiyoruz. 18. yüzyıl sonu, 19. yüzyılın neredeyse başına kadar. Ama şu an Anadolu'da çoğu yerde esasında hala devam ediyor biliyorsunuz mesela. Bu kimi zaman tarlasını sürerken faydalanıyor, kimi zaman odununu taşırken. Ama bu at biraz farklı. Yani burada kullanılacak at mesela iş biraz, şimdi biliyorsunuz Osmanlı'daki tımar sistemi evet, ve oradaki işte tımarlı sipahiler, belli beylerbeyinin atanması. Bunlar yanlarında bu sporu destekliyorlar. Sporcular kendi adamları içerisinde geliştirmeye çalışıyorlar. Bunlara destek oluyorlar. Motivasyonu sağlamaya çalışıyorlar. Rekabeti ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Bölgeler arasında yarışmalar düzenlenerek kaynaşma sağlanıyor. Yani sadece buna bir spor etkinliği olarak, evet sabah bahsettiğimiz Denizli o elinin bölge kesildiği evet, bilinçsizce bir anda kontrolsüzce eline aldığı için kesildiği nokta bu.
yapan Muhammed'in Resulullah geldiğim baş meydanlarına alkışlar verin maşallah. Haydi Allah derman versin. Evet sevgili izleyiciler, şu an Yaşar Bırakusu'nun lafını kestim müsaadesiyle, kusura bakmayın. Şu an güreş sahasına dönelim, burada genç sporcularımız, genç güreşçilerimiz var. Biraz oraya dönelim, oradaki atmosferi tam yansıtalım istiyorum izleyicilerimize müsaadenizle de. Tabii ki. Değerli İstanbullular, değerli seyircilerimiz, televizyondan sıkça izlediniz, ekranlardan sıkça gördünüz, gazetelerde manşet olarak okudunuz, Tarihi Kıpınar'ın ünlü baş pehlivanları, bunlar nasıl bir pehlivandır diye merak ettiniz. Tarihi Kıpınar'ın ünlü baş pehlivanları Mehmet Yeşil Yeşil, İsmail Balaban, Ahmet Kavakçı, İrfan Gürler, hazır, hamle! Sahasındayız. Genç sporcularımız Er Meydanı diyebileceğimiz. Öyle geçiyor tabii, evet, ki. Er Edirne'den gelme tabii. Aynen. Bu işte. Kıpınar hatırlarsınız. Edirne midir gerçekten Kıpınar? Yani hep İstanbul'da alışılan odur, Er Meydanı. Er Meydanı deyince Kıpınar meşhur hikayedir. İşte 40 gün işte 40 yiğit orada şey yaparlar, güreşirler, yenişemezler ve onların öldüğü yerde 40 tane pınar çıkar diye böyle bir mitolojik kısmı da var. Edirne Sarayı'nın bugünkü olduğu alan saray içi diye de tabii geçiyor. O yüzden Edirne Sarayı'nın tabii yıkıntılarının arasında belli bazı noktalar. Bu arada güzel de bir haber de verelim. Lütfen. Edirne Sarayı'nın bütün
toprak üzerinde ulaşılabilen bütün noktalarına ulaşılmaya çalışılıyor, kalıntılarına ve kurtarılabilecek olanlar restorasyonlarıyla beraber, hasta restorasyonla beraber tıpkı Topkapı Sarayı benzeri, biliyorsunuz Osmanlı padişahlarının ilk payitahtı Edirne'yi kullandıkları İstanbul öncesi. Evet. Uzun sürede İstanbul'dan sonra ava gittikleri birçok padişahların Kanuni'ye varıncaya kadar kullandıkları bir alan. Sonrasında işte harp esnasında bir yanlışlıkla teslim olmamak için o zaman işte Bulgarlar yanlış hatırlamıyorsam geliyorlar ve teslim etmemek için cephanelik havaya uçuyor. Cephanelik de sarayın içerisinde, sarayın büyük bölümü gidiyor. Yani esasında bu bir divane haklik olaydır. Hata. Yani cephaneyi taşırsınız, sarayı da yok etmezsiniz. Gelen işgal kuvveti çünkü oraya hiçbir zarar vermiyor. Osmanlı'dan kalmış. Şimdi yeniden onun ortaya çıkarılmasıyla ilgili şey var. O Er Meydanı dediğimiz yer, saray içi diye adlandırılan, evet, saha, Osmanlı biraz, sarayının ortası. Biraz Kırkpınar'dan bahsedeyim. Yani ben de kaynaklardan ve şeylerden okuduğum kadarıyla, yani bildiğim kadarıyla, yani 1300'lere kadar dayanıyor bunun şeyi. Tabii. Biz oraya yerleşince başlıyor. O zamanlara kadar geçmişe dayanan, aynı siz, biraz önce sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi bu Süleyman Paşa'nın 40 tane askerle, yani mitolojide ve şeyde tarih kaynaklarından dediğiniz bilgiler ışığında ben de bunları izleyicilerimize aksettirmeye çalışıyorum. Siz benden bu konuda çok daha deneyimli ve bu konuda ihtisas yaptığınızdan dolayı bilgilisiniz. Burayı bir baskınla ele geçirmeye çalışıyorlar ve daha sonra da burada bir 40 cengaver güreşe tutuşuyorlar. Ve saatlerce, oldukça uzun bir süre sürdükten sonra yenişemiyorlar, yani birbirlerinin sırtını yere veremiyorlar. Yani rivayet odur ki saatlerce, bir gün bir gece falan gibi böyle, hatta uğraştıkları bile geçirdiği bazı yerlerde geçiyor yani. Böyle az buz bir zaman değil yani. Ondan sonra ve bu da yıllardır yılı, bundan sonra da orada bir gelenek haline geliyor Edirne Kırkpınar'da ve bizim hep izlediğimiz Kırkpınar tarihi güreşleri, Kırkpınar yağlı tarihi güreşleri de buradan geliyor esasında, ta Osmanlı'dan. Ya. Yani yağlı güreşin tabii bu topraklarda biz geldiğimiz zaman burada tabii biliyorsunuz Bizans var. Orası da Bizans'ın hinterlandı neticede. Yağ ta Yunanlılara kadar bu yağlanarak güreşin var olduğunu biliyoruz. Asıl bizim güreşimiz bu Anadolu'da da gördüğümüz kara kuşak güreşi evet. gibidir. Ve burada gördüğünüz bu kuşak ve aba güreşidir esasında. Hatta bu güreş kuşak, aynı bele sarılan kuşak tutularak at üzerinde iki rakip birbirini atın üzerinden indirmeye çalışır. Ya bu Orta Asya'da devam ediyor. Etnospor'un Kırgızistan'da yapılacak olan göçebe oyunları Kırgızistan ayağında, bunun daha evvelden de yapıldığını biliyoruz. Tekrar yapılacak. O ne çok zaman bakayım. Belli bir tarif var mı? Eylül ayının ilk 7-8-9 gibi, öyle hatırlıyorum. Yani bu festivalin bir sonraki ayağı Kırgızistan mı? Aynı şekilde tabii. Bu geniş... Tabii geçen sene Kazakistan'daydı. Bu devam ediyor. Türkiye'ye bunun tabii Bilal Erdoğan'ın da tabii konfederasyon başkanlığını geçmesinden sonra, burada Türkiye'de bunun adımı niye atılmasın diye çok doğru bir karar. Kesinlikle. Geçirilmiş yani ve oradaki bizim seyrettiğimiz, bugüne kadar internette gördüğümüz veya uydu aracılığıyla ulaşabildiğimiz bir takım etkinliklerin artık burada da yapılmaya başladığını görürüz. Umarız gelecek seneki etkinlikte bu at üzerindeki kuşakla tutularak yapılan güreş, bu da çok zor. Yani atlar da birbirine güreşçileriyle beraber rakip oluyorlar. Kesinlikle. Aynı anda hem güreşçi hem atı. Birbiriyle, iki rakip. Evet, iki rakip orada, ikişerli, esasında iki ekip diyebiliriz yani, evet. Atınla beraber sayarsak. Dün şeyde izledik Yaşar Bey, Kökbörü de çok keyifliydi yani. Gerçekten çok keyifliydi. Biz burada izlerken hakikaten izleyicilerimiz de kesinlikle o heyecanı yaşamıştı. Çok keyifliydi. Yani Yaban TV'ye özel bir biz dün kayıt yaptık. Bu konuda herhalde biz şu anda 100-0, 1-10 filan değil, 100-0 öndeyiz. Böyle söyleyelim Yaman TV olarak. İzleyicilerimize hazırlıyor arkadaşlarımız yani, onlara özel görüntüleri. Onu da izleyecekler. Van'ın Erciş ilçesindeki Ulu Pamir köyüne 1982'de Afganistan'da kalmış olan son muhacir Kırgız Türklerinin Türkiye'ye getirilmesiyle yerleştirildikleri alanda kurulan Ulu Pamir köyündeki Kırgız kardeşlerimiz. Ata topraklarından gelip orada o kültürlerini daha kapalı bir bölgede yaşatmaya ve Türkiye'deki bildiğim benim tek Gökbürü takımı
Dün muhtar ve işte ailesiyle beraber de daha evvelden de tabii görüşmelerimiz internet üzerinden de vardı. Tanışıklığımız var birbirimize. Evet. Onlardan özel bir gösteri rica ettik. Ya bana öyle, özel bir... Evet, ya bana özel. Yani öyle dışarıdan tribünden değil, sahanın tam ortasından. Çok fazla sürprizi bozmamak için detay vermek istemiyorum. Bugün gün içinde. Ama yani attın kameramanın bir 30 santim önünden hepimizin geçtiği gibi birebir yaşadığını evet, çekimler yaptık. Dün de orada sizinle buradan beraber. Buradan da onlara da selam olsun. Çok teşekkür ederim. Sizinle beraber Yaşar. Dün evet sevgili izleyiciler ondan da kısaca bahsedeyim. Dün Yaban'ın ayrı bir ekibi de keza bugün de orada Küçükçekmece Bezirgan Bahçe'de kamera arkasında neler yaşanıyor? Sizlere, izleyicilerimize ekrana yansıtamadığımız başka neler var? Onlar için de bir özel haber derliyorlar orada. Dün Yaşar Barokus oradaydı. Burçin oradaydı keza aynı şekilde. Özlem Duman, İsmail Cem Odabaşı ve Abdülbasit Bozkır arkadaşımız evet. Oradaydı. Bugün yine bir ekibimiz orada. Bizler için çekimler yapıyor. Bizler de rejide Levent ve Zeynep arkadaşımızla beraber sizlere bu yayınları o anı yansıtmaya çalışıyoruz hep beraber. Gerçekten esasında yapılması gereken bir şey bu. Dur. Keşke daha önce olsaydı diyoruz ya, yani. Ya, çok ya. Keyifli, ya. Çok güzel. Siz hazırlık aşamasında 2 gün önce, 3 gün önce de tahmin ediyorum. Oradaydınız. Tabii oradaydık, doğrudur. Şimdi burada ekran başında bile biz hani büyük bir keyifle gözlerimiz pırıl pırıl biz izliyoruz. Vallahi ben sizden çok oraya bakıyorum. Ekranı izlemeye çalışıyorum Yaşar Bey. Farkındayım. Şu anda ekibin hepsi aynı şekilde. Evet. Telefonlarını bile bakmadan gayet rahat ekrana kilitlenmiş durumdalar. Ama şöyle diyelim, bu böyle bir şey. Bu böyle bir şey. Yani siz bir defa, evet bu arada Cemal Ünal'ın da şapka uçtu. Onu da börk kafadan uçtu. Evet, Olguz'a ulaştı ama başarılı bir atış çocuklar yaptı. Çocuklar da Cemal'i oldukça aynen. Seviyorlar. Tabii ekranlardan da tanıdıkları için. Tabii, yani rol model haline getirilmesi insanların aynen, evet. Önemli. Peki kısa bir araya gidelim. Bizler de rejideki arkadaşlarımız herhalde oldukça rüzgar var şu an için kırılan için. Kısa bir ara ardından tekrar izleyicilerimizle beraber olacağız müsaadenizle.